İyi akşamlar Enes. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi. Çağırdım tamam. Abi keyifler nasıl? İyi misin nasılsınız? İyi teşekkürler. Enes Bey'in doğum günü mi yoksa farklı kimin? Bir... Şey, Enes Arıkan'ın doğum günü mü yoksa öyle tesadüf mi? Vallahi adam tesadüf. Tesadüf mi abi? Vallahi tesadüf. Bilmiyorum, hiç bilgim yok. Enes Arıkan'ın doğum günü vardı. Biz o arada bekliyorduk dedik herhalde oraya geldin ama geldin. Yok yok. Arkadaşlar arada şey sağ öyle. Denk geldi. Olabilir yani bilmiyorum gerçekten. Öyle olsa evet diyorum, ne olmasa demem. Süper, o zaman senden biraz basın. 2019 nasıl geçti senin için filmler? 2019 çok iyi geçti ya. Yani film yaptık, şarkı yaptık, vücut yaptık falan. Her şey yaptık. Vücut sorunu. Vücut yaptık. Günler yerde gittim ben şirktim yani. Ben daha yeni yaptım. 2-3 saat oldu. Ne kadar çalıştın o vücut için? 4 ay falan çalıştım. 4 yani. Ayda? Yazın çok, ya yazın sadece kendi... Soğuk ama kasları görebilir miyiz diyecektim ben. Ayıp olan. Yani, yanlış bir şey var. Öyle bir fotoğraf koymuştuk. Soğuk var mı? Onu öğrendik. Çünkü orada bayağı bir esmer tenli falan çıkmış. Yani şey, nasıl diyeyim? Fotoğrafta biraz edit olabilir ama videosu var zaten direkt. Yani videosunda canlı bir şekilde gösteriyorum. Yani önemli olan şok olup olmaması değil. Önemli olan insanların bundan motive olup kendilerinde bir şeyler başarabileceğine inanması. Ben bunu savunuyorum. Azim çalışma mutluluk falan. Leymen isminde bilinen Yusuf Bey'in de sizin için işte şarkısı çalınmış söylemleri oldu. Kimin? Leymen. Çalıntı şarkınız için çalıntı işte ima etmişti böyle sosyal medyada sizin sözlerinizin şarkının sözlerinin çalıntı olduğunu ima etmişti bir haber. Nasıl? Göstereyim haberi de. Hatta şeymiş nerede? İşte çalıntı iması. Bakalım ne demiş? Leymen'den Enes Batur'un Dolunay şarkısının çalıntı imalı paylaşım. Ya benim gördüğüm çünkü şey vardı. Çünkü okudum abi evet. Bak çok anladım abi. Hangi şarkıydı o ya? Son çıkardın parça. Bir oda yani ömür hapsiz. Hani şey müzik herhalde. Yok müziği benzemiyor. Sadece birbiriyle arka arkaya iyi oturuyorlar öyle diyeyim. Yani birinin okunuşuyla diğerinin okunuşu devam olarak aynı gelen bir şey. O da çalıntı olduğunu belirtmek istedim. Çalıntı derdi öyle bir şey yok ama. Hatta kendi ses kaydı da vardı. Kendi aracında kendi sesiyle dinliyordu. Öyle bir göndermede de bulundu ya, size. Ya sanmıyorum öyle olsaydı ben laf söylerdim. Üzdü mü bu haber seni Leymen'den? Böyle bir şey ya, imalı paylaşımı. ona şarkı yapmıyorum ki. İşte bu. Nasıl tepkiler nasıl oldu sana şarkılar? Ya şarkıyı çok kişi beğendi. %90 5'in üzerinde insan beğendi. Ben daha çok algı etmeye bakıyorum. İnsanların çoğu beğendi. Helal olsun yapmış falan filan dediler bu kadar yani. Sanatçı büyüklerinden falan hiç tepki aldım. Onlar beğendi. Yok, onlar yani tebrik ettiler. İnsanlar var. Onlardan hep iyi yorum aldım ben. Yoksa yayınlamazdım zaten. Onları özelden Onlar süper önümüzde var mı bir şey 2020 için ne 2020 için daha çılgın planlarım var. Bu yıl güzel geçti. Film, şarkı. 2019'da bildiğiniz falan... kadar bir çılgın planınız vardı. Evlilik. Yok canım o çok saçmaydı ya. Sen yaptın ama. Evet yanlıştı. İstediğim gibi değildi o. Ama dediğim gibi insanlar sonuçta bir hata yapıyor. Sonunda daha iyisini yapıyor. Geçiyor gidiyor bu. Ben hata yaptım diyorum. Bir şey yapmadı. Okey diyorum yani. Ya şunu mu sorguladın kendine? Ben yanlış PR çalışması, hatalı bir PR çalışması mı yaptım diyorsun yoksa? Yanlış bir şey yaptım. PR çalışması. Ama en azından anladın bunu. Bunu söyleyebiliyorsun. Ne hata yaptığını söyleyebilmek evet, de güzel değil evet. mi? Ben hata yaptım, iyi şeyler de yaptım, kötü şeyler de. Herkesin hayatta yaptığı şeyler bunlar. Sonuçta ben de bir insanım. Evet. Ve daha 21 yaşındayım. Bu kadar 11 milyon kişiye hitap etmek her zaman doğru şeyleri yapmak kolay şey değil. Peki 2020'de aşk mı denedin, para mı denedin? İkisini denedim. Yaşlı para da isteğim değil. Daha çok başarı benim için önemli. Kariyer odaklı herhalde. Kariyer odaklı evet. Şey. Süper başarılar. Bunu söylediğine göre tepkiler çok kötü geldi. Nasıl? Hani evlilikle ilgili söylediğine göre tepkiler çok yani kötü geldi. Yani yanlıştı. Yanlıştı, gereksizdi. Ama dediğim gibi onu uzatmaya gerek yok şu an. Yok ya ben kaçıyorum zaten. Görüşürüz o zaman. Çok teşekkürler. Sağ olun gerçekten. Herkese. Thank you.